Sayın Tazelenme Üniversitesi hocalarım, sevgili sınıf arkadaşlarım, hepinize merhaba. Ben Zeynep Çakır, 63 yaşındayım. Emekli beden eğitimi öğretmeniyim. İstanbul'da yaşıyorum. Proje geliştirme dersindeki ödevim, Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ne Fethiye dışından katılan sınıf arkadaşlarımın bu üniversiteye nasıl dahil olduklarının yol hikayesidir. Ne umdukları ne bulduklarıdır. Birazdan Fethiye dışındaki arkadaşlarımdan bazılarını gönderdikleri videolarından tanıyacağız. Akdeniz Üniversitesi'ndeki bu programı ilk basından duyduğumda keşke İstanbul'da olsaydı demiştim. Hoş Boğaziçi Üniversitesi'nde benzer bir program vardı ancak ücreti çok yüksekti. 4 yıl önce Nişantaşı Tazelenme Üniversitesi'ne kayıt olduktan bir süre sonra bir Karadeniz gezisinde Mençura Şelalesi'ne tırmanırken yabani keçi sürüsünden korkmuş, kaçmış, düşmüş, sol diz kapağımı kırmış, ameliyat olmuş, yine de 2 yıl üniversiteme devam etmiştim. Pandemi nedeniyle kapatılan Nişantaşı Tazelenme Üniversitesi'nden bir grup arkadaşımla birlikte yatay geçişle sürdürülebilir eğitimin en güzel örneğini kanıtlayan Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ne dahil oldum. Dersleri veren hocalar, yöneticiler çok nitelikliydi. Eğitim, kültür, sanat, spor, yemek, proje geliştirme, yabancı dil konularına, bu konuları anlatan, uygulayan hocalarıma doyamadım. Aslında çok az şey ummuştum ama çok şey buldum. Müsait olmadığım zamanlarda dahi ekranı kapatmamam, dersleri düzenli takip etmem, dört fazı da değiştirmeden evimin konfor alanına gelen ve her derste mutlaka yeni bir bilgi öğrendiğim bu programa ve bu programın yaratıcı hocalarına, yöneticilerine minnet duymamdandır. Dersler bittiğinde sanki çok güzel bir manzaradan uzaklaşıyormuş gibi hüzünleniyordum. Sağ olsun, var olsun. Fethiye Tazelenme Üniversitesi çevrim içi program yaratıcıları, hocalar, yöneticiler, yürütücüler, hepinize saygılar. Merhaba, ben 1952 İstanbul doğumlu Sait Tosun. Lisans eğitimimi 20'li yaşlarımın başında iş idaresi alanında tamamladıktan sonra muhtelif kamu ve özel sektör kurumlarında üstlendiğim görevleri müteakiben kurucu ortağı olduğum internet sektöründeki bir şirketten emekli oldum. Emekli olduktan sonra herhalde seyahat etmeye ve gezmeye olan merakımla ilgili olsa gerek, turizm ve seyahat hizmeti alanında ikinci üniversite eğitimimi tamamladım. Bu sıralarda bir iki büyük şehrimizde genellikle ikinci bahar olarak adı geçen olgun yaşındaki insanlara yönelik bazı programlar dikkatimi çekmeye başlamıştı. Ama bunların hepsi ücretliydi. Bu sırada 60 artı yaş grubuna yönelik AB destekli Tazelenme Üniversitesi açılıyordu. Ben de pandemi öncesi İstanbul'da bunlardan bir özel üniversite bünyesi olan programa 2 sene boyunca devam ettim. Buradaki programı pandemiyle beraber kesilince kendimiz Zoom üzerinden eğitime devam eden Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Fethiye Kampüsü'ndeki Tazelenme Üniversitesi buldum. Şu sıralarda buradaki 2. yılımı tamamlıyorum. Yüz yüze gelemesek de sınıf arkadaşlarımla o kadar güzel dostlar oluşturup bundan sonraki hayatımda bana çok katkısı olduğuna ve olacağına inandığım sağlık, kültür, sanat, tarih, yabancı dil, spor, proje geliştirme, mutfak sanatları gibi ve daha birçok konuda o kadar verimli dersler yaptık ki bu konuda Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin bu programını yürütücülerine ve eğitmenlerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Şairin dediği gibi ne yer 35 yaş yolu yarısıymış, ne de kimlerin sandığı gibi yaş 70 iş bitmiş değilmiş. Teşekkürler Fethiye Tazelenme Üniversitesi. Merhaba, Aytun Sezer ben.
Tazelenme Üniversitesi öğrencisiyim. Bu projeyi ilk kez 2016 yılında bir gazete haberinde okudum. Akdeniz Üniversitesi'nin çatısı altında başlanacağından söz ediyordu. Ancak o tarihte yaşım tutmadığı için bir başka bahara kaldı diye düşünmüştüm. Ancak 2018-2019 yılında İstanbul'daki Nişantaşı Üniversitesi'nde projenin hayata geçirildiğini duyunca oraya başladım. Diğer sınıf arkadaşlarımla birlikte böylece öğrenmenin ve keşfetmenin yolculuğuna birlikte başlamış olduk. Haftanın 3 günü İstanbul'a gidip bir öğrenci rezidansında kalıp Bursa'ya dönüyordum tekrar. Ancak ardından pandemi başlayınca derslerimiz ve ara verildi. Fakat bu esnada Fethiye Tazelenme Üniversitesi derslere online devam edileceğini duyurunca oraya müracaat ettik. Nişantaşı Üniversitesi'nden birkaç arkadaşımla birlikte. Şu anda bu projeye orada devam ediyoruz. Ve bu proje kapsamında 19 Mayıs 2022 ile 24 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fethiye'ye Nişantaşı'ndan birkaç arkadaşımla birlikte bir gezi yapacağız. Bu gezi çerçevesinde sınıf arkadaşımız Zeynep Çakır bu videoları çekip projesine katkıda bulunmamızı istedi. Son derece başarılı bir proje olacağına inanıyorum. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Ayşe Özel, İstanbul doğumluyum. Türk Hava Yolları'ndaki çalışma hayatıma Özel Yeni Koleji bitirdikten sonra başladım. Emekli olduktan sonra Bodrum ve zaman zaman da Fethiye'de yaşıyorum. Düzensiz ve yoğun çalışma hayatımdan sonra çeşitli spor dallarıyla, sanat dallarıyla uğraşmaya başladım. Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ne girmem, Fethiye'deki komşum Ayla Yalçınöz Hanım sayesinde oldu. Bu salgın döneminde bize sevgiyle kucak açan değerli öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin değerli hocalarının tanımanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlarım, Zeynep Hanım'ın bu projesine katkıda bulunmak istedim. Bu projede benim de sesimin duyulması beni son derece mutlu etti. Teşekkürler Zeynep öğretmenim. Ben emekli tarih öğretmeniyim. Giresun'da doğdum. İsmim Gülten Alptalpoğlu. Emekli olduktan sonra Antalya gezisi sırasında Antalya Tazelenme Üniversitesi'nin varlığından haberim oldu. Şartlarını sorduğumda devam mecburiyeti olduğunu söylediler. Bu nedenle katılamadığıma üzülmüştüm. Geçen sene Ankara'daki komşum Saadet ve Zehra Hanım, biz Fethiye Tazelenme Üniversitesi'ne katıldık dediler. Bu sene de benim katılmamı sağladılar. Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin siz değerli arkadaşlarımı ve hocalarımı tanımak, yeni bilgiler öğrenmek hayatıma yenilikler kattı. Zamanı değerlendirmek biz öğretmenler için ne kadar önemli ise Fethiye Tazelenme'nin verdiği canlılıkla kendimi daha mutlu hissettim. Beni sizlerle buluşturdukları için Saadet ve Zehra öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Mayıs ayında sizlerle Fethiye'de buluşmanın mutluluğunu şimdiden taşıyorum. Hepinizi özlem ve sevgiyle kucaklıyorum. Ben Ayça Ekener. 1953 İstanbul doğumluyum. Üsküdar Lisesi mezunuyum. Bankacılık sektöründen emekli oldum. 2004 yılından bugüne kadar da Bodrum'da yaşamaktayım.
Fethiye Tazelenme Üniversitesi'nin Zoom programını Nişantaşı grubundan Ayşe Özalp arkadaşımın önerisiyle öğrendim ve aranıza katıldım. Özellikle pandemi döneminde sanal da olsa sosyalleşmekten ve bilgi birikimimi geliştirmekten çok mutluyum. Bu eğitim programında emeği geçen tüm yöneticilere ve yürütücülere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca derslere istekle ve düzenli katılan, programın sürekliliğini sağlayan öğrenci arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Merhaba, ben Mevhibe Ceyhan. İstanbul Beşiktaş Arnavutköylüyüm. Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye Bölümü mezunuyum. Vergi dairesi ve bir ilaç fabrikasında çalıştıktan sonra 80'li yılların başında eşimin yedek subaylık görevi nedeniyle Bandırma'ya gittim ve 2005 yılının sonuna kadar orada yaşadım. Şimdi İstanbul, Üsküdar, Kuzguncuk'ta yaşıyorum. Yaz aylarında da Erdek ilçesindeyim. Tazelenme Üniversitesi'nin ilk kez Antalya'da kurulduğu haberini gazetede okuduğumda çok heyecanlanmıştım. Hatta keşke İstanbul'da da açılsa diye düşünmüştüm. 2018'in yılında Nişantaşı Üniversitesi'ne e-mail olarak yoluyla başvurmuş ama ne yazık ki gözümdeki retina sorunu nedeniyle başvurumu takip edememiştim. Birkaç göz ameliyatı oldum ve görme sorunu yaşadım. Sonra Bandırma'dan çok sevdiğim arkadaşım Nurten Sür, Fethiye'de Tazelenme Üniversitesi'ne eğitime başladığını ve ona devam ettiğini söyledi. Onun adına çok sevinmiştim. Ardından COVID-19 salgını dünyayı sardı ve bir anda bütün sosyal plan ve etkinliklerim askıya alındı. Devlet bizim yaş grubumuzu eve hapsetti. Bu durumda nasıl baş ederim derken arkadaşım Nurten eğitimin çevrim içi başladığını ve dilersen benim de katılabileceğim müjdesini verdi. Bana göre müjdeydi açıkçası. Beni okulumuza önerdi. Sevgili Canan hocamız başvurumu kabul etti. Böylece 2 yıldır Tazelenme Üniversitesi'nin öğrencisi olarak bütün dersleri aralıksız izlemeye çalıştım. Yeni arkadaşlarımı ve öğrencilerimi, öğretmenlerimi ekrandan da olsa tanımak inanılmaz keyifliydi. Derslerde bildiğim konuların tekrarını yaptım ama en önemlisi pek çok konuda bilgi eksikliğimi tamamladım. Öğrenme sürecim tabii ki devam ediyor. Notlar alıyorum. Hayatım 2 yıldır daha anlamlı ve heyecanlı. Aranızda olmaktan çok mutluyum. 21 Mayıs'taki Leton gezisi için Fethiye'ye geleceğim. Sizleri gerçek ortamda tanımak çok güzel olacak. Merhaba, ben 1947 Diyarbakır doğumlu Güray Kurt. Jeoloji yüksek mühendislik eğitimi sonrası büyük bir kamu şirketinde petrol araştırmaları üzerine uzun yıllar çalıştım. Bu esnada yurt dışına gittim ve pilot eğitimi almayı başladım. Sonrasına eğitime Türkiye'de devam ettim ve profesyonel lisans alıp uçmaya başladım. Aynı dönemde uluslararası bir Japon elektronik firmasında da genel müdür olmuştum. Bu firmanın hava taksi yapan VIP uçağında da
pilot olarak uzun yıllar uçtum. Uzun soluklu ve yüksek tempolu işlerin ardından emekli olduktan sonra boş oturamayacağımı fark ederek bağlama eğitimine başladım. Bu sıralarda Tazelenme Üniversitesi adı altında bazı programlarda dikkatimi çekmişti. Bunlardan biri ABD destekli özel bir üniversitedeydi. Kabulümün ardından bir yıla yakın devam ettim. Ancak pandemi nedeniyle eğitim durduruldu. Aynı sömestri içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de devam ettim ve mezun oldum. Sanırım eğitime doymak bilmediğim için olsa gerek, Fethiye Üniversitesi yöneticileriyle tanışmak kısmet oldu. Gerçekten çok çeşitli konularda, çok değişik akademisyenlerin öğretileri bana büyük bir haz vermektedir. Bu Fethiye Üniversitesi'nin sunduğu bir ayrıcalıktır bana göre. Programlar sürekli olsun şeklinde de bir beklentimin olduğunu itiraf etmeliyim. Fethiye Üniversitesi'nin gerek yöneticileri ve gerekse eğitmenlerinin coşkulu ve samimi destekleri sayesinde aramızda oluşan bağ gelişerek devam etmektedir. Keza benim gibi öğrenci konumunda olan çok nitelikli, değerli arkadaşlar edinme fırsatı da yakaladım bu vesileyle. Çok teşekkürler Fethiye Tazelenme Üniversitesi. İyi günler. Ben Meral Tosun, 1953 Adana doğumluyum. Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Bölümü mezunuyum. Çalışma hayatım, çocuklarımı büyüttükten sonra eşimle birlikte kurucusu olduğumuz internet şirketinde başladı. Ve emeklilik süresini doldurduktan sonra da bitti. Her zaman sürdürülebilir eğitim konusuna ilgili oldum. Ve yurt dışındaki bu konuda yapılan çalışmaları takip etmekteydim. İmrenerek tabii ki. Bir süre sonra Akdeniz Üniversitesi'nde böyle bir çalışmanın başladığını, akabinde Ege Üniversitesi'nde ve ben keşke diyerek yine uzakta olduğumuz için izlemeye başladım. Sonuçta İstanbul'da Nişantaşı Üniversitesi'nde böyle bir program başlayacağına haber alınca Bursa'da olmamıza rağmen eşimle birlikte hiç tereddüt etmeden kaydolduk ve 1,5 sene süreyle şehirler arası yolculuk yaparak bu programa dahil olduk. Ama maalesef pandemi hepimizi olduğu gibi bizi de evlere kapadı ve program da o şekilde sonlandı bizim için. Bu arada online bir özel sanat tarihi derslerine başladım. 2 senedir onu da devam ettirmekteyim. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Turizm ve Kültürel Miras konulu programını bitirdim. Ama öğrenmenin sonu yok. İlgi alanı her geçen gün değişiyor, konu konuya açıyor. Hep bir şeyler yapma, öğrenme ihtiyacı. Tek başınıza okumayla bu işler çok tatmin etmiyor. Arkadaş arıyorsunuz. Derken Fethiye Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Fakültesi ile ilgili bilgiye edindik. Ve arkadaşlarımızın desteğiyle bu programa dahil olduk. 2 senedir her dersi iple çektiğimiz günler yaşamaktayız. Online olması, biz uzaktaki
dostları birleştirmesi açısından fevkalade oldu. Seçilen konular ve konuklar son derece doyurucu. Hatta bazı konuları, bazı konukları dinlemek için zor bekliyorduk adeta. Ayrıca yöneticilerin, yürütücülerin konuya verdikleri önem, özveri çok dikkat çekici ve her türlü takdirin üstünde. Bu programda beraber olduğumuz tüm arkadaşlara, tüm dostlara, bilgilerini, deneyimlerini paylaştığımız kişilere ve her dersi titizlikle takip eden yürütücülere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgili arkadaşlar, önce sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Bu bir yol hikayesi. Bu hikayenin kahramanları olan bizler, sanal alemde birbirimizle gönülden sevgiyle bağlıyken, bir proje ile üniversitemizin değerli güzel insanları ile bir arada olmak için yollar kat ederek sizlerle buluşmak istediler. Bu yol hikayesi İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den, Ankara'dan uzanan yolların Fethiye'de kesişmesi ve buluşması. Zeynep Çakır arkadaşımızın ve arkadaşlarının projelerine katkıda bulunmak beni çok mutlu etti. Arkadaşlar, bizler yaş almanın güzelliğini yaşarken araya korkular, kaygılar içinde bir salgın dönemi başladı. Kaybettiklerimizin vedasına ve sevdiklerimizin yanlarına gidememe duygusu bizleri çok üzmüştü. İşte Fethiye tazelenmenin verdiği bir ışıkla bir umudu yakaladık. Hayatı eve sığdırırken umuda sevgi kattık, yaşama güzellik kattık, paylaşımlarımıza anlam kattık, dostluk geliştirdik. Yol hikayemizde tek dileğim yaşam güzel, paylaşım anlamlı, dostluklar kalıcı olsun. Ben Ayşe Saadet Akün Doğanay. Zoom programında Saadet Akün olarak tanınıyorum. 76 yaşındayım. Onurla, gururla yaptığım sınıf öğretmenliğinden emekliyim. Ben de bir 68 kuşağıyım. Onların onurlarını yüreğimde taşıdım. Hepsi yoldaşımızdı, aşklarımızdı, umutlarımızdı. Söylediğimiz türkülerde, şarkılarda, seyrettiğimiz filmlerde, okuduğumuz kitaplarda hep o kuşağın ruhu vardı. Kanaryam, güzel kuşum, her yerde kar var. Hatırla sevgilim şarkıları, deniz ve mehtap sordular seni gibi şiirler, romantizmimizi. Kahrolsun emperyalizm, defol Amerika, tam bağımsız Türkiye. İşçiye, köylüye, emeğe saygı derken yoldaşlara selamımızı. Tangoları, valsleri, çaçaları oynarken, halayları çekerken içimizdeki heyecanımızı anlatırdık. Hepimiz devrimci marşlarımızı yürekten söylerdik. Hele gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar derken umutlarımızı haykırırdık. Yoldaşlarımızı kaybettiğimizde gözyaşlarımız nehir oldu. Ama umutlar hep saklı kaldı. Hiç vazgeçmedik, yıkılmadık. Hala sağ elimiz kalbimizin üstünde, sol elimiz umutla havada. O ruh bir efsaneydi. Taşımaktan hala gurur duyuyor. Sizleri sevgi, dostluk ve özlemle kucaklıyorum. Esen kalın.